Pazar Web TV'nin merhabalar değerli izleyicilerimiz. Sizlere Rize Pazar'dan, evet Pazar Belediyesi'nden yayın yapıyoruz. Yaklaşık 15 dakika sonra evet yeni başkan Neşet Çakır evet, görevi eski başkan Ahmet Basa'dan devralacak. Bu nedenle evet gördüğünüz gibi şu an itibarıyla halk toplanmış durumda. Başkanı bekliyorlar. Ahmet Basa, eski başkan Ahmet Basa şu anda makamında hazır bir vaziyette. Bir kez daha söylüyorum. Yaklaşık 15 dakika sonra saat 11'de devre teslim töreni başlayacak. Şu an itibariyle yavaş yavaş gördüğünüz gibi halk toplanıyor. Devre teslim törenine geliyorlar ve şu an itibariyle başkan da evet şu an başkan da gördüğünüz gibi giriş yaptı. Evet geliyor. Evet yavaş yavaş dediğim gibi yaklaşık 10 dakika sonra başkan yavaş yavaş giriş yapacak. Yavaş yavaş Sayın Başkan içeriye doğru evet geliyor. Şu an halkın arasına girdi yavaş yavaş. Yukarıya doğru çıkacak. Yaklaşık 10 dakika sonra evet. 10 dakika sonra merhabalar, buradan sağ olun efendim. Devlet teslim olacak. Şöyle bir geçelim. Ömer abi burada. Gidecekler mi? Ya tabi çabuk görürsünler. Gelecekler de. Pardon. Evet gördüğünüz gibi şu an itibariyle sesleneceğim size. Sesleneceğim. Bekleyin. Evet şu anda sesleneceğim bekleyin diye hitap etti. Saat 11 itibariyle devir teslim töreni başlayacak. Duyurular yapılmıştı. Gördüğünüz gibi şu an itibariyle halk belediyenin önüne toplanmış durumda. Artık belediyeye teslim alacak ve göreve başlayacak. Tebrikleri kabul ediyor şu an itibariyle. Gördüğünüz gibi. Evet, yaklaşık 15 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi belediyeyi şu an itibariyle yaklaşık 5-10 yıl sonra teslim alacak. Çizmeysen mi evet, Pazar Belediyesi önündeyiz. Yeni açanlar. Evet, için sesleniyoruz. CHP Belediye Başkanı, yeni başkan. Evet, görevi devralmak için. Dur bakalım. Şu an geldiler halkın arasına. Şu anda durmuş bulunuyorlar. Hemen bu aradan yararlanarak bir bilgi verelim. Evet
yaklaşık Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti arasında 1500 resmi olmayan sonuçlara göre 1573 oy farkı belediyede meydana geldi. Bu 1573 oy farkıyla Neşet Çakır belediye başkanlığını kazandı. Bu oy dağılımına göre 6 meclis üyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden, 4 meclis üyesi de AK Parti'den çıktı. Yani toplam meclis üyesi 10 oldu ama bir de kontenjan nedeniyle kontenjanlarına bir tane de gelince meclisteki durum 7'ye 4 oldu. Yani belediye meclisindeki oy dağılımı Cumhuriyet Halk Partisi 7 ve AK Parti 4 olarak kesin olmayan sonuçlara göre bu şekilde cereyan etti. Diğer il genel meclisinde ise 3 kişi seçilecekti. Buradan dediğimiz gibi il genel meclisinde AK Parti'nin oyları daha fazla çıkınca yaklaşık 7000 oy aldı. 7009 ya 3 aşağı 5 yukarı resmi olmayan sonuçlar olduğu için 7000 üzerinde bir oy aldı. Aradaki oy farkı 141. Çok az bir farkla 141 oy farkla il genel meclisinden AK Parti 2 şu an resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 2 il genel meclisi üyesini çıkarırken Cumhuriyet Halk Partisi bir genel meclisi üyesi çıkartmış oldu. Bu koşullarda Ahmet Basa ve Recep Üst AK Parti'den Ahmet Basa ve Recep Üst il genel meclisinden seçilirken diğer CHP kanadından ise Ayhan Telatar meclise, il genel meclisine girmiş oldu. Resmi olmayan sonuçlar itibariyle bu şekilde bu aradan yararlanıyoruz. Sizlere veriyoruz. Yani mecliste 7'ye 4, il genel meclisinde 2'ye 1 oldu ve başkanlığı da 1573 fark ile Neşet Çakır kazandı. Tabii bir başka önemli alternatif de Ardeşen Belediyesi'nin, Ardeşen'in adeta kalesi olarak bilinen Ardeşen Belediyesi'nin CHP'ye geçmesi olması olayıydı ki burada en büyük rolü tabii ki Saadet Partisi rol aldı. Saadet Partisi'nin güçlü adayı Kemal Eksilmez. Tabii ki ben de bu yarışta varım deyince oylar AK Parti kanadından bölündü ve böylece bu bölünme esnasında Cumhuriyet Halk Partisi'nden genç inşaat mühendisi Enver Atagün de Cumhuriyet Halk Partisi'ni kazanmış oldu. Ve böylece değerli izleyicilerimiz Pazar, Ardeşen ve Fındıklı, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmiş oldu. Ve geçenlerde bu üç belediye başkanı bir araya gelerek birlik, beraberlik, dayanışma mesajını da verdiler. Özellikle Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu bu konuda daha da tecrübeli olduğu için tüm tecrübelerimi Ardeşen ve Pazar için kullanacağız. Birlikte bu bölgede Pazar, Ardeşen, Fındıklı el ele vererek Mecid'i ön plana çıkartacak. Pazarı da Ardeşen'i de güzel bir noktaya yükselteceğiz dedi. Evet, gördüğünüz gibi şu an itibarıyla büyük bir topluluk yavaş yavaş belediyenin önüne toplanmış durumda. Evet, tabii ki beklentileri var. İşte bu beklentiler bugün itibarıyla devir teslim töreniyle başlayacak ve süreç başlayacak ve bu süreçte Sayın Başkan tek tek sözlerini yerine getirmeye çalışacak. Sayın Ahmet Basa içeride dediğimiz gibi devir teslim törenini bekliyor ve burada da Sayın Başkan saati bekliyor. Saat 11 itibariyle yavaş yavaş yukarıda devir teslim töreni gerçekleşmiş olacak. Evet, gördüğünüz gibi insanlarımız bu şekilde beklentileri var. Evet. Öyle. Tabii ki burada çoğunlukla CHP
taraftarı, parti taraftarları. Evet, öyle röportaj yapmak istedik ama tabii ki burada çoğunlukla Cumhuriyet Halk Partisi'nin taraftarı olduğu için ya da partili olduğu için dediğimiz gibi tüm düşünceler taraflı bir şekilde yansıyacak. O nedenle neyse onu gösteriyor size. Şu anda Hemşin Belediye Başkan adayı kaybeden Cumhur'da evet geldiler. Başkanı tebrik ediyorlar. Gördüğünüz gibi şöyle güneşle ters yönden aldığı için biraz yansımalar oluyor. Evet, halk yavaş yavaş toplanıyor. Gördüğünüz gibi şu an itibariyle. Bir de arabayı park ediyorum. Gönüllü başkanım. Daha sonra devir teslim töreni başlayacak. Evet, başkan geleni tebrik ediyor. Herkese kucak açıyor. Lütfi.Kobal, Lütfi.Kobal Facebook adresini lütfen paylaşın. Bize güç verirseniz bu güç pazarın gücü olacak. Pazardaki bütün olayları sizlere aktarmamızda evet bize güç verecek. Bu nedenle gündempazar.net sitemiz var. Gündempazar.net sitemizden de evet lütfen paylaşım yapın. Yaklaşık 20 aydır buralarda yoktuk. 20 aydır buralarda olmadığımız için biraz pazardaki haberleri sizlere iletemedik. Ama dediğimiz gibi inşallah burada olduğumuz sürece evet pazardaki gelişmeleri sizlere aktaracağız. Saat 12 itibariyle de Ahmet Basan'ın muhtarlara bir toplantı yapacağını duyduk. Bir aksilik olmazsa da oradan da evet bu toplantıyı sizlere iletmeye çalışacağız. Pazardaki haberler için bizlere de ulaşabilirsiniz. 0530 138 26 53 WhatsApp hattımız 0530 138 26 53 WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Allah razı olsun. Ve bizler de haberleri pazardaki evet bilgileri sizlere aktarabiliriz. Gördüğünüz gibi İl Başkanı Saltık Deniz de geldi. İl Başkanı Saltık Deniz de şu an geldiler. Bırakmıyorlar. Bakalım. Kim bekliyor? Milletvekili. Aşağıya gelsin, kapıda karşılasın. Milletvekili. Evet. Gelir mi bilemiyorum. Şu anda. Evet. Milletvekilini bekleyebilirler bilemiyoruz şu an itibariyle. Evet, başkan gelenleri tebrik ediyor. Tebrikleri de kabul ediyor. Az sonra makamdan devir teslim törenini sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Lütfi.Kobal sitesini lütfen paylaşın. Lütfi.Kobal sitesini paylaşın. Bize güç verin. Ne kadar uzak kesimlere ve büyük kitlelere ulaşırsak o kadar daha güçlü evet, bir imkan kazanmış oluruz. Haberlerimiz Pazar Gündem. Pazargündem.net sitesinden takip edebilirsiniz.
çalışalım. Recep'e söyle, Dereme'nin oraya geçsin. Dereme var ya. Saat 12 itibariyle de. Tabii buradaki kören uzamazsa bilemiyoruz. Biliyor musun beni? Ahmet Başkan'ın orada İl Genel Meclis'ten birinci sırada evet seçildi biliyorsunuz pazara. İl Genel Meclis olarak hizmet verecek bir toplantısı olduğunu öğrendik. O toplantıyı da sizlere ulaştıracağız. Tamam mı? Amanı görev seni gol attı. Orada bekliyor. Hadi. Evet, Fındıklı'da da saat 11 itibariyle mazbata töreni vardı. Büyük bir ihtimalle Çervatoğlu gelemeyecek. Çünkü herhalde çakışma var. Dün kendi vermiş olduğu beyanda onlar da evet mazbatalarını bugün alacaklar ve halk ile paylaşacaklarını söylemişlerdi. Onun için büyük bir ihtimalle belki de milletvekili de belki de şu anda oradadır. Aa, evet geldi. Milletvekili sayın milletvekili de şu an itibariyle sayın milletvekilimiz de geldi. Evet milletvekilimiz. Vekil geldi. Yavaş yavaş. İçeri doğru. Pardon. Yavaş yavaş yukarıya doğru. Haydi haydi. Haydi. Haydi başkan hadi ha. Evet. Açın açın arkadaşlar. Evet şu an itibariyle alkışlar başladı. Haydi olur. Yavaş yavaş. Sayın Başkanımız da şu anda kapıda. Evet yavaş yavaş Sayın Başkan da kapıda bekliyor. Evet. Şeyden birlikte. Evet şu an itibariyle Sayın Başkan evet yavaş yavaş kapıda karşılayacak. Şöyle gidiyoruz. Şu an itibariyle Ahmet Başkan. Tamam o senin beden evet Ahmet Başkan Neşet Çakır ve Sayın Milletvekili şu an itibariyle buradan bir Sayın Başkan sen makamına geç makama geç biz de geliyoruz oraya. Evet, şu an itibariyle sen makama geç. Ben oraya geliyorum. Bir konuşma yapayım. Burada hemen geliyorum. Evet, başkan. Beraber. Evet, şöyle başkan, geçelim. Şöyle abi ya. Şöyle pardon bir. Şöyle geçelim pardon bir geçelim de bir. Pardon şöyle bir yardımcı ol. Evet, bir konuşma. Evet, şöyle bir müsaade eder misiniz? Şöyle bir saat. Evet, bir konuşma yapacağını söyledi başkan. Alo. Tamam bu millet bekliyor. Ama bekle nerede? Ne olacak? Ya bir saniye. 5 saat. Şu anda bir şeye karar verecekler. Henüz bir şeye karar verilmedi. Evet. Şöyle biraz geriden çalışsak arkadaşlar. Basın arkadaşlar. Basıncı arkadaşlar. Biraz geriden biz çalışsak. Bir adım geride çıkmasın. Tamam. Biz geriye çekilelim ki rahat çekelim. Yoksa biz de çekemeyiz. Yüzü gözükmez adamın. Arkadan çekelim. Evet şu anda tabii ki basıncı arkadaşlarımıza değerli bunu... arkadaşlar şu an itibariyle buraya kadar geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok uzun, çok meşakkatli bir seçim süreci geçirdik. İnandık, başaracağız dedik, başardık. Sorumluluğumuzun farkındayız. Yükümüzün ağırlığını biliyoruz ama buna emin olun ki biz hazırız. Pazara hazırız. Ve biz bu işi başaracağız. Teşekkür ediyorum. Evet, bu işi başaracağız dedi. Evet, İl Başkanı konuşuyor. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Uzun bir sürecin sonunda iyi bir çalışmanın sonucunda Pazar Belediyesi yeniden bizlerin elinize, yeniden sizlerin elinize geçti. Yeniden hep birlikte
pazarı çok daha iyi ve güzel günlere getirilecek olan bir süreci başlatmış oluyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Evet, İl Başkanı konuşmasını yaptı. Şimdi milletvekili Tahsin Ozak geliyor. Gececiğimi... Sadece bilin, pazarı çok güzel günler bekliyor. Kısa veriyoruz. Hepinizi kucaklıyorum, sevgilerimi sunuyorum. Bugüne kadar partili arkadaşlarım, parti üyeleri, delegeler, meclis üyeleri, sadıkoları, arkadaşlarım, hepsine kucak dolusu teşekkür ediyorum. Bugünden sonra asla parti diye hiçbir şey yok. Hizmet. Hep beraber hizmet edeceğiz. A partisi, B partisi, C partisi asla yok. Önemli olan pazarımıza ne yapabiliriz hesabını yapacağız. Hep beraber. Hep beraber kucaklayıcı bir şekilde. Her zaman şeffaf olacağım. Her zaman yanınızda olacağım. Her zaman aranızda olacağım. Asla kapanıp dışarı çıkmamazlık yapmayacağım. Bunu bilginiz olsun efendim. Hepinizi seviyorum. Saygılar sunuyorum. Sevgi saygılar iletti. Parti ayrımı yapmayacağım. Gerçekten bugün gururlandım. Hepinizin canını yerim, canını yerim. Şu an itibariyle yavaş yavaş da yukarıya doğru. Çıkan evet. Teslim alayım. Yukarıya doğru. Evet, yukarıya doğru. Çıkalım ve teslim alalım dedi. Pardon. Zülfü abi, medya önüne tamam, geç. Tamam, geç önüne, geç. Öne geç. Tamam. Evet, şu an itibariyle. Evet, yavaş yavaş. Evet, devir teslim töreni için. Devir teslim töreni için şu an Ahmet Başkan kapıda karşılıyor. Evet. Şöyle bir yolları açın arkadaşlar bir. Evet, gördüğünüz gibi. Başkan yavaş yavaş makam odasına doğru ilerliyorlar. Itibariyle gördüğünüz gibi şu an itibariyle makam odasına geldik. Şu an Ahmet Başkan, evet, başkanı bekliyor. Evet, yavaş yavaş kapıdan içeri girmeye başlıyor. Adamını attı. Evet, kapıdan içeri şu an girdi. Sayın Başkan kapıdan içeri girdi. Ve evet. Geniş çalışalım. Evet, evet arkadaşlar. Arkadaşlar şu çizgiyi geniş tutalım. Girmeyelim. Evet. Gördüğünüz gibi. Sayın Bekir'im şöyle alalım sizi. Arkadaşlar lütfen yanaşmayın. Siz girerseniz hepimiz gireceğiz. Lütfen. Lütfen. Ha, bunun bir kuralı var arkadaşlar ya. Ön tarafı boş bırakın lütfen. Allah'ım ya Rabbim ya. Çizgi yapalım arkadaşlar. Tamam rahat. Önce böyle görüntü ve söyleyelim. Evet. Sayın Başkanımıza bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bugünden sonra da desteklerini bekliyorum. Sizlerin huzurunda illaki Sayın Başkanımız da bir iki kelime söyleyecek tabii ki sizlere. Evet Sayın Başkanım, pazar halkı sizin sesinizi dinlemek ister.
Herkese hoş geldiniz diyorum. Hayırlı olsun. 15 senedir, yani 3 dönemdir sizlerin destekleriyle, değerli pazar halkımızın destekleriyle hizmet yapmaya çalıştık. Bir kısım yaptıklarımız oldu. Yapamadıklarımız da olmuştur tabii böyle bir şeyde. Tabii belediye meclis üyemiz, değerli kardeşimizin dediği gibi ileride bizim yapmadıklarımızla övüneceğiz demişti böyle bir şeyde. Çünkü yapılamayacak hiçbir şeyi biz yapmadık, hep yapılacağı yaptık böyle bir şeyde. Eksiklerimiz tabii vardır böyle bir şeyde. İnşallah Neşet abi, Neşet başkanımız bunları telafi edecektir böyle bir şeyde. Üzerlerine katkı koyarak daha çok hizmetler yapacaktır. Kendisinden eminiz böyle bir şeyde. Ben buradan 15 yıldır değişik belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla her partiden olduğu çalıştık. Hepsine, bu yaptıklarımızda hepsinin benden çok daha fazla katkıları vardır. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kendilerinden. Çok büyük emekleri geçti. Hiç parti ayrımı yapmadan aynı şekilde tam güçle bizim doğruluğumuza ve benim de onların doğruluğuna emin olduğum için sonsuz destek verdiler. Biz ne yaptıksa onların desteğiyle yapmışızdır. Ayrıca buradaki 15 yılda boyunca çalıştığımız belediye personelimiz, müdürlerimizden en alt seviyedeki temizlik elemanlarımıza karşı kadar hepsinden Allah razı olsun. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bu yapılanlarda onların da benden çok daha fazla emekleri vardır belli bir şeyde. Biraz önce Neşet Başkanımız da söyledi belli bir şeyde. Tabii biz zaten aday olmadığından belli bir şeyde ve kendilerine pazar halkının desteğiyle seçildiler. Daha önceki başkanımız Hikmet Bey zamanında da ilçe başkanlığı yaptım. Hikmet abiyle çok iyi çalışmalarımız oldu. Hatta bir örnek olarak bu binanın TOKİ'den çıkmasında da beraber el birliğiyle emeklerimiz olmuştur. Kendisine Allah'tan uzun ömür diliyorum böyle bir şeyde. Şimdiki başkanımız da Allah razı olsun Ticaret Odası zamanından beri üstün gayretiyle, çabasıyla pazarımıza çok hizmetler getirdi. Şimdiden sonra da inşallah bizim bıraktığımız yerden çok daha büyük hizmetlerle dediği gibi katkıda bulunacak inşallah böyle bir şeyde. Kendisine sonsuz başarılar diliyorum. Her zaman yanındayız böyle bir şeyde. Ben zaten baştan bu görevlere gelmeden önce de söylemişimdir. Ölünceye kadar pazarın yanındayız. Hiçbir makamda olmasak da, herhangi bir şeyde olsak da ölünceye kadar pazarlı kardeşlerimizin yanındayız. Pazara bir çivi çakandan da Allah razı olsun dedi bir şeyde. Dediğim gibi yani Allah kendisine kolaylıklar versin inşallah. Her zaman yanındayız benim bir şeyde. Benim kendim de zaten tecrübeli ama benim eğer bir tecrübemden yararlanacak da pazara bir çivi çakılacaksa her zaman yanındayız. Bunu da herkes zaten emindir. Ben hepinize saygılar sunuyorum. Ben pazarın tüm vatandaşlarını seviyorum. Allah bunu kolaylıklarınızı bozmasın. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı hizmetler getirmesini diliyorum. Sağ olun, var olun. Yapmış olduk hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Dediği gibi bayrak yarışıdır. Bugün bir başkası, yarın bir başkası hizmet edecek. Önemli olan pazara hizmet etmektir. Bundan sonra hizmet dönemi Sayın Neşet Çakır'a geçmiştir. Aşağıda da söylemiş olduğu gibi artık bu işin politik bir tarih kalmamıştır. Seçim bitmiştir. Artık pazarın tümüne, pazarda yaşayan herkese hizmet edilecek bir noktaya gelmiştir. Bundan sonraki süreçte de hem pazar belediye başkanımıza başarılar diliyorum. Yine başkanımıza başkanımıza da yaptığı tüm hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Saygılar. Evet. CHP milletvekili Tahsin Ocakçı konuşacak. Ben de 15 yıl boyunca yaptığı hizmet nedeniyle belediye başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum emekleri için. Elbette belediyecilik ve hizmet işi bir yarış işidir. Demek ki halkımızda bir yerlerden kaynaklanan bir tercih olmuş. Bunun tamamının Ahmet Bey ile olan hizmet eksikliği değil, açıkçası ifade edeyim burada, iktidarın biraz da buna hazır olduğu, yani bunu ortaya koyduğu nedenlerle bir sebebiyet oluşmuştur. Buradan yola çıkarak şunu söyleyeceğim. Biz Ahmet Başkanımızı rakip olarak hiç görmedik. Ahmet Başkan da, bizler de, Neşet Başkan da birbirlerinin tamamlayıcısıdır. Önemli olan pazara hizmet edebilmektir, iyi proje üretebilmektir.
Ben bazen tanığı oldum. Birlikte çözemediğimiz, örneğin Hamidiye'nin su sorunu gibi meselelerde işbirliği ile birlikte çözme isteğimize rağmen başkanımla aşamadık. Burada bir sistem sorunu var arkadaşlar. Yani içme suyu ihtiyacının Cumhurbaşkanlığı makamına bağlı olarak oradan onay görmesi haliyle yapılabileceği meselesi bir sistem sorunudur. Yoksa herkes, başkanım da onu yapmak isterdi. Bu ve bunun gibi örneklerle pazarda var olan sorunların çözümünü yeni projelerle büyükşehir belediyelerimizden de destek alarak pazar ilçemizi birlikte devam edeceğiz büyütmeye. Reşet Başkanım da Ahmet Başkanım'ın deneyimlerinden yararlanmaya kendisi de söylediği gibi sürdürecektir. Hepimizi hayırlı uğurlu olsun. Hepimizi kutluyorum. Başarılar diliyorum. Evet, CHP milletvekili karşımıza konuşmasını yaptı. Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. Çalıştığınız için bu kadın da aynı. Evet. Sağ olun. Evet. Değerli arkadaşlar, aşağıda da söylediğimiz gibi biz inandık, çok çalıştık ve başardık. Artık siyaset yoktur. Bizim için tek siyaset pazardır. Pazara hizmettir. Neşet Başkanım'la birlikte çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Buna eminim. Ve Ahmet Başkanım'a da bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Kendisine de bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Bir koltuğu. Evet. Hadi Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Evet. Şeye kadar başkanı evet, şu an itibarıyla aşağıya kadar götüreceğiz dediler. Şu an itibarıyla şöyle bir müsaade edin de geçelim. Şuradan bir geçebilir miyiz? Şöyle bize bir yol verirseniz. Şuradan geçebilir miyiz eğer müsaade ederseniz? Müsaade edin arkadaşlar, bir geçeyim. Yol varsa var. Şu an itibariyle milletvekili yukarı geleceğiz arkadaşlar. Evet. Aşağı inmenize gerek yok. Şu an yolcu ediyorlar. Evet, Sayın Milletvekili ve Sayın Başkan Ahmet Basay'ı yolcu ediyor. Evet, biz de bu görüntüleri sizlere ulaştırıyoruz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş evet şu an itibariyle şöyle müsaade açalım. Şöyle müsaade. Yani şu an itibariyle şöyle pardon ulaştık. Evet gördüğünüz gibi kapıya kadar yolcu edelim dediler. Yani şu an itibariyle hoş geldin. İyi sağ ol. Evet gördüğünüz gibi kapıya kadar uğurladılar. Bundan sonra evet güle güle başkan diyorlar.
Evet ve evet Ahmet Basay'ı uğurladıktan sonra şimdi yavaş yavaş içeriye geçilecek. Biz de içeri geçelim ve hadi İsmail içeriye doğru İsmail içeri girelim. Şöyle hemen içeri girelim, koltuğa oturacak. Orada da birkaç konuşma herhalde yapabilir. Biz yavaş yavaş burayı bırakıyoruz. İçeriye doğru geçiyoruz. Evet, içeride koltuğa oturup bundan sonra artık göreve başlayacak. Yavaş yavaş da. Evet, yavaş yavaş içeriye doğru. Ahmet Basay'ı kapıdan uğurladıktan sonra içeriye doğru giriyorlar. Şöyle yavaş yavaş içeriye doğru. Evet. Ahmet Basay'ı uğurladıktan sonra yavaş yavaş makamda bir konuşma yapacak. Yavaş yavaş makamda doğru geliyor. Evet. İtibariyle il başkanı, ilçe başkanı içeri girdiler. Tabii ki tebrikler kabul ederdi. Yukarı çıkması bir kaydı zor oluyor. Evet, şu an itibarıyla yavaş yavaş içeri gelecek. İçeride de partiler, meclis üyeleri bunları bekliyorlar şu an itibarıyla. Evet, Pazar Web TV'den sizlere sesleniyoruz. Bizleri takip edin, paylaşın. Evet, şu an milletvekilimiz de kapıdan içeri girdi. Şimdi evet, şimdi yavaş yavaş başkanı bekliyoruz. Evet, başkan da yavaş yavaş aşağıdan yukarı çıkmak. Evet, şu anda şu an itibariyle başkan geç kalınca Sayın Milletvekili'nin koltuğu kaptım diyor. Mal sahibi gelene kadar yeri işgal ederim. Sayın Milletvekilim, sizin koltuk meraklısı olmadığını herkes biliyor yani. Seçildikten sonra herkes de gördü bunu. Bunu da buradan diyelim. Çalışmalarınız. Evet, şu an itibariyle Ahmet Başkan yolcu edildi ve genel başkanımızın bir şeyi var. Özellikle bu bağışları, özellikle ADD Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'ne eğitim için kullanılmasından yana bir tavsiyede bulundu. Bunu da bizim bütün belediye başkanlarımız da uyguluyor. Bu çok güzel bir şey aslında. Evet, bazen zaten bir saat kadar koltuğa gelmezse koltuğun sahibi buradaymış ya. Koltuğun sahibi buradaymış ya. Ya hiç gidip de. Siz oturun. Oturdum yani. Yaptım o işi, yaptım. Evet. Tabii ki bazen metrelerce yol adeta kilometreye andırıyor. Şu anda kapıdan Ahmet Başkan'ı uğurladı. Kapıdan Ahmet Başkan'ı uğurladı ve evet, bir türlü yukarı çıkamadı. Evet, buradan da bekleniyor. Tabii ki kolay değil. Yani yukarı çıkması bir hayli. Evet, şöyle. Bekleniyor şu anda. Ben şuradan
30 metre yol yok. 30 metreyi bir türlü aşıp da gelemedi. Evet, şu anda yeni açanlar için diyoruz. Pazar Web TV'den canlı olarak sizlere sesleniyoruz. Evet, devir teslim töreni oldu. Ve şu an Ahmet Başkan koltuğa oturacak. Ahmet Başkan'ı yolcu ettikten sonra Neşet Başkan koltuğa oturacak. Onu bekleniyor. Yolcu etti ama yukarıya bir türlü şu an gelemiyor. Onu bekliyoruz. Milletvekilimiz de bekliyor. Tabii ki şu an seçim dönemi olduğu için çoğu programlar var. Programlar aksamaması da gerekiyor. Onun için Sayın Milletvekili de bu programdan sonra başka bir programa gidecek. Bugün Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu'nun da töreni var. Evet, geliyor. Evet, şöyle kapıdan içeri adımını atarken bir çekelim bakalım. Evet, şu an kapıdan içeriye adımını attı. Hayırlı uğurlu olsun. Kapıdan emeğiniz, emeğiniz çok o. Yok ya, vekilimi bıraktım bakalım. Emeği çok olduğu için. Başkanım, siz yokken ben vekalet verirseniz bazen vekillik yok. Tamam. Evet, oturayım da bir resim çeksin acaba. Şöyle biraz çekelim arkadaşlar. Geriden çalışsak da şu geriden müsaade eder misin? Abi. Bir arkaya boş olabilir miyiz? Geriden çalışalım arkadaşlar. Çay gibi nerede? Çay gibi. Evet. Geriden çalışalım. Evet, makamına şu an oturdu. Makamına şu an oturdu. Ya bir şey diyeyim size. Bıraktığım makam daha lükstü, biliyor musunuz? Sayın İl Başkanım, bıraktığım makam daha lükstü, koltuk daha rahattı ya. Koltuk daha rahattı, iş yapacağız. Başkanım, zaten çalışmaktan oturmaya başladınız. Olmayacak, olmayacak. Orada da zaten az oturuyorduk. Hepinize teşekkür ediyorum efendim. Saygılar sunuyorum. Sayın Başkanım, saat 1.30'da programımız var orada. 1.30'da. Şimdi Fındıklı'ya geçiyoruz. Sonra 1.30'da havaalanında olacağız. 1.30'da biz de havaalanında. Sonra 2'de burada olacağız. Tamam efendim. Onu da duyur istersen, vekiller gelir. Evet. Saat 2'de Sayın Genel Başkan Yardımcımız ziyaretimize gelecek. Sarıyer Belediye Başkanımız ziyaretimize gelecek. Sesimizi çok duydular onlar. Beni tanımak istiyorlar. Hepsi geliyor. Ben de haftaya gideceğim. Sayın Vekilim, siz de geçiyor musunuz? Fındıklı'ya geçiyoruz. Fındıklı'ya. Eğer buradaki durum nedir bilmiyorum. Biraz daha kalın. Bence siz de oraya katılın. Saat 1.30'da oradayız biz. 1.30'da katılacağız. Değil mi? Saygılar sunuyorum. Ben de geliyorum aşağıya. Sayın Başkan, eşinizle bir fotoğraf alabilir miyim? Eşinizle fotoğraf alabilir miyim? Dört dediğine. Dört dediğine. Seri var ya. Evet. Kamerle bakın. Bakın, çiçeği engelleme. Yok. Çiçeğim sensin. Ne yapacağım çiçeği? Tabii ki. Başkan, ilk icraat nedir başkan? Başkan, bana dediler ki ilk icraat ne olacak, onu sor, içimde kalmaz. Makama daha yeni geldim, bakacağım. İlk icraatı istiyorlar ama. Onu yapacağım. Tamam, o zaman duydunuz. Ben üstümdeki vazifeyi ilettim başkana, duydunuz. Yapacağız dedi. Evet, burada artık devir teslim töreni bitti. Milletvekillerinin de programı olduğu için yavaş yavaş buradaki yayınımız da burada sona eriyor. Saat 2 itibariyle milletvekilleri gelecekmiz. Evet, bunu da sizlere ulaştırabilirsek sizlere bunları ulaştıracağız. Gündempazar.net sitemizi ziyaret edin. Ayrıntılar, resimler, videolar dediğimiz gibi. Evet. Zaten yerim doğru mu? Evet, buradayız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, resimleri
şey getirirler. Şu an itibarıyla yavaş yavaş buradaki program yavaş yavaş sona eriyor. Artık hizmet başlayacak. Evet, yavaş yavaş artık buradan da biz ayrılacağız. Evet. 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 Buradayız. Teşekkürler. Evet, gördüğünüz gibi buradaki canlı yayınımızı burada sona erdireceğiz. Çünkü bunun sonu bitmeyecek. Dediğiniz gibi herkesle tebrikler başladı. Sahip üyeler varsa üyelerinde yine daha kıyaslayacağız. Yavaş yavaş artık herkes biliyor. Aynı. Sağ ol, teşekkür ederim. Zeynep nerede? Zeynep. Evet, meclis üyeleriyle bir fotoğraf. Evet, meclis üyelerini alayım yanıma. Meclis üyelerini alacak. Şöyle biraz arkadan çalışsak arkadaşlar ya. Geniş çalışsak mümkün mü? Sakin olun. Ha bak. Bak seninle görüşürüz. Sen böyle konuşma. Efendim? Geri çekelim. Tamam, beraber çekeceğiz. Anladık mı? Bak. İkide bir şey söylüyorsunuz. Evet, şu an itibariyle yavaş yavaş meclis üyeleriyle bana çekilecek. Teyzeme yollayın, teyzeme haydi. Tek. Başkanımla tek. Tek olmuyor maalesef etrafta. Teşekkür ederiz. Meclis üyeleriyle bir fotoğraf. Evet, teşekkürler. Babaanneyle çektim. Teşekkür ederiz. Evet, meclis üyelerine. Çektik. Maşallah. Evet, meclis üyeleri arkadaşlar. Meclis üyeleri istiyorlar. Unuttum, ne haber ailesi, ne soruyorsun? Ben değilim. Abi, sağ ol canım. Sağ ol. Evet, arkaya geçelim, çekelim de. Haberde konuşalım. Canım. Canım. Meclis üyeleriyle. Neredesin? Evet, teşekkür ederim. Evet, meclis üyeleriyle de. Şu an itibariyle. Bunun sonu bitmeyecek. Doğal olarak tabii ki hakları kolay değil. Teşekkürler. Evet, şu an itibariyle. Evet, yavaş yavaş buradaki yayın masada son vereceğiz. Gördüğünüz gibi şu an itibariyle. Bunlar
Evet, buradaki canlı yayınımızı burada sona eriyoruz. Evet, gündempazar.net'ten bizleri takip edebilirsiniz.